Çok şiştim ben hala. Küçükken ben de senin gibi ayarımı kaçırırdım hep. Hele sevdiğim bir şey olsun, yemelere doyamazdım. Yani sen de eskiden benim gibi çocuk muydun hala? Tabii çocuktum oğlum. Böyle doğmadım herhalde. Ben de senin gibi afacandım. Gerçekten mi? Yaramazlık yapıyor muydun? Evet oğlum. Sen kendini kimin torunu sandın? Afacanakça derlerdi bana. Hadi gel, mutfağa geçelim. Bir tatlı daha vereyim sana. Bir ay Canukam. Sadece bir ay ayrı kalacağız. Ben yokken Akçağla seninle ilgilenir. Falızı nasıl çıkaracağım evden? Yaban çalışıyor mudur hala? Bir kontrol edeyim. Kapı mı çaldı kızım? Abla sen işine bak, ben açarım. Ha, kuryedir. Yaman Bey'e gelecekti, önemliymiş. Tamam, ben ona götürürüm. Yaman Kırım'ın adına bir paket vardı. Ben veririm, alayım. Yalnız paket suya düştü. Biraz yırtıldı, kurtarmaya çalıştım ama... Olsun, önemli değil. Sizi kolay gelsin. Öyle dedim ama... Ya içindeki de İslandıysa... Olmaz öyle. Yaban kızar. Ne yapıyorsun sen? Ben... İslanmış, kurutmak için. Bu özel bir teslimat. Bakmayacaktım. Sen kızma Ceye. Bana özel eşyaların karıştırılmasından hoşlanmam. Bunu yapan kim olursa olsun sınırlarım var. Sen de böylece öğrenmiş oldun. Öğreniyorum. Sevginin sınırları konusunda ders alıyorum sürekli. Pardon efendim. Sultanım. Hünkârım. İstemeden sinirinizi geçtim. Ama unutmayın, ben de bir savaşçıyım. Damarıma basarsa biri isyan çıkarırım. O yüzden bunu açacağım. Dur, ne yapıyorsun? Dur dedim sana, inatçı keçi. Daha tam olarak ehlileşmedin. Unutmadım ben geldiğim dağları. Ehlileşmem kolay kolay. Seninle başım dertte. Ama şanslıyım. Dertlerin en güzelini aldım başıma. Asıl benim başım dertte. Hadi bakalım, Asi. Yusuf iyi mi bir bakalım. Belki de son kez tutuyorum elini. Gel benimle.